Bu defa yine Didim Akbük'teyiz arkadaşlar. Didim Akbük. Bu evin fiyatı 6 milyon TL. Fiyata pazarlık da var. 6 milyon TL arkadaşlar. Yeni 01 evdir. Gördüğünüz gibi geniş bir bahçesi var. Önüne dilersek süs havuzu mahiyetinde bir havuz da yapabiliriz. Sonra evimiz yeni 0 denize 750 metre yakınlıkta. Fiyatı 6 milyon TL. 6 milyondan pazarlık da var. Erken bir ikindi vaktinde güneşi de karşımıza aldık. Ne kadar kadrajınıza yansıtabildik bilmiyorum. Yeni 0 6 milyondan pazarlık var. Sabahleyin bir ev tanıttım arkadaşlar. 1 milyon 300 bin euro. Şimdi evlerin fiyatları da ayrıdır. İnsanlar da kimi uzun, kimi kısa, kimi çok bilir, kimi çok saldırgandır, kimi lafını seçmez konuşur, kimi altında versen yaranamaz. Evler de öyledir arkadaşlar. O yüzden bu eve ilginiz var ise pazarlık da var. 4 milyon 200'e de ev tanıttık. 4,5'a da tanıttık. 3,5'a da tanıttık. O yüzden önemli olan neresiydi? Sol taraf. Sol taraf neresi? Burası. Burası diyor. Neyse onda ayrı bir şey var. Şimdi ne yapalım sevgili arkadaşlar? Şimdi evimizi okuyalım ön taraftan. Hadi başlayalım. Evet, şimdi de evin deniz tarafına, yani evin bu tarafı denize bakıyor ya. Can da orada olunca evin deniz tarafından başlıyoruz arkadaşlar. Benim arz etmek istediğim, bakın burada geniş bir alan var. Buraya havuz yapabilirsiniz. Havuzun ruhsatı süs havuzu niteliğinde olur. Gerçek ruhsatlı havuz olmaz. Ama bizimkiler genelde süs havuzu yaparlar. Sonra içinde yüzerler. Birçok havuz öyledir. Orayı öyle nokta koyduk. Yani süs havuzu yapsanız yaparsınız. Başka şekli olmaz. Burası da geniş bir bahçesi. Ev bitişik nizamdır. Yeni 01 evdir. Burada yani imar kurallarına göre, metrekare hesabına göre genelde 3 odalı yaparlar. Ama 3 odanın 3'ü de ufak. Dolayısıyla bizim arkadaşımız 2 oda yapmış. Odanın bir tanesi aslında 2 oda, bir odaya çevirmiş. Dolayısıyla 3 oda değil, 2 oda olarak bu evi değerlendirin. Bir de yukarıda bir terası var ki mükemmel. Bir de buradan bir daha böyle bir göster. Buradan bir daha göster. Eğer ki yani bu çimler, bir ağaçlandırma, bir şeyler yapılırsa daha mükemmel olur. Binanın enerji kimlik belgesi var arkadaşlar. Güzel yapılmış. Yani şimdi 6 milyondan pazarlık da var ya, merhaba ev. Şimdi ben kaç paralık evler de paylaşıyorum. Bakın böyle evler de var. O yüzden deniz karşıda, Didim Akbük'te. Bakın filtreleyin. Altınoluğa bakın, Kuşadası'na, Bodrum'a, Seferihisar'a, Dikili'ye, işte daha güzel memleketimizin güzel noktaları hangisi hoşunuza gidiyorsa oraya bakın, sonra buna bakın. Sonra iyi bakan iyi görür arkadaşlar. Havuzdan bahsettik, çevreden bahsettik. Binanın çaprazından, her tarafından trigonometriklerini böyle size hesaplamaya çalıştık. Açıları gösterdik. Sonra dedik zemin katta salon, mutfak, bir banyo var. Üstte iki oda, bir banyo var. En üstte ayrıca güzel bir teras var. Salon ile mutfaktayız. 6 milyondan pazarlık var dedik. Mutfak ufak bir mutfak değil. Bakın buradan başlıyor, geliyor, geliyor. Ocak üstüne dablumbaz, yıkama yeri. Bulaşık burada, bulaşık burada. Bir tane ayna da var burada. Burası da buzdolabı yeri. Buzdolabı yeri, sıcaktan dil patanaş yapıyor. Ve arkadaşlar burada mini bir vestiyer var. Ondan sonra burada da bir banyo var. Burada da bir banyo var. Şimdi ben konuşuyorum. Acaba sadece kendime mi zarar veriyorum? Yani herkes eleştirebilir. Ama biz öyle bu toplumun çocuğu, öyle insanlarız ki her şeyi tahammül edemiyoruz. Şimdi bazı ablalar, hanımefendiler, beyefendiler, İşte 1 milyon euroluk ev tanıttığın zaman hemen parmağı direkt aşağı. Sevmedim. Böyle olur mu? Buna da bak. 4 milyon 200'e de var. Onlara da bakın yani. Ve arkadaşlar şimdi bizim mesela neyimiz yok? Yok. iPhone telefon yapabilir miyiz? Yapamıyoruz. Bak adamlardan alıyoruz değil mi? Biz de keşke yapsak. Yapamayınca ben şimdi iPhone böyle niye yapayım? O yüzden pahalı pahalı bize satıyor. Bizimkiler de ÖTV alıyor. Araçlarda da öyle değil mi? O yüzden arkadaşlar yani hesap kitap işidir. Bu odadan deniz manzarası böyle arkadaşlar. Bu odadan deniz manzarası böyle. O yüzden bakın edin. Ve odayı gösterebiliyor musun oradan? Arkadaşlar bu normalde
buna emsal evlerde bu oda iki odadır. Bizimkiler tek oda yapmışlar. Bana göre doğru yapmışlar. Geniş bir oda ve deniz manzarası da iyi. 6 milyondan pazarlık var. En son ne olur? Pazarlık payı nedir? Mesajla, yorumla olmaz arkadaşlar. WhatsApp ücretsizdir. Bakın dün ben bir platforma bir ilan koymuşum. Bir beyefendi yazmış. Pazarlık payı nedir? O zaman benim fiyat söylememin ne anlamı var? Yani hani biz buna 6 milyon diyoruz. Pazarlık en son ne olur? Zaten en son 6 demişiz mübarek. O yüzden 6 milyon dememin ne anlamı var ki yani? 5 desem, 4 desem ne değişecek ki? Ya pazarlık var. Teklif verilirse olur. Ben size ticareti öğretemem. Yani öyle bir haddim de yok. Öyle büyümedim de. Öyle değil mi yani? Şimdi siz telefonunuzu, evinizi satıyorsunuz. 5 milyon diyorsunuz. Pazarlık var diyorsunuz. Adam biri diyor ki hiç görmüyorsun. Görsen hani tanısan samimi olursun dersin. Bu kadar sana yardımcı ol. Hiç mesajla sesini bile duymuyorsun. Belki de fake'tir. Belki de doğru biri değil. Belki de yandaki komşun seni ekiyor. Belki de çoluk çocuğun seninle kafa buluyor. Pazarlık payı nedir? Bir de ara diyorsun aramıyor da. Sen in misin cin misin? O yüzden bu işin zorlukları da böyle. Değerli arkadaşlar böyle de bir terası var. Dilenirse bu yan komşu kapatmış oraları camlar mamlarla. Siz de dilerseniz kapatırsınız. Denize buradan 750 metre bakın kuş uçuşu. Biri diyecek ki oha oradan böyle iyi bakan iyi görür de ama kem bakan kemlikten geçilmez. Kemlere de selam olsun. Ya ben göstereyim diyor. Oha diyor. Orası diyor en az 5 kilometre. Ya gel ölç kardeşim biz sana niye şey yapalım. Yani 750 yok. Bura 500 ancak var da biz yine 750 diyelim. Değil mi Can? Ama bu da terasımız dedik. Arka tarafta evlerin devamı bir daha var. O yüzden ben bir tane ev tanıtmıştım. Karşıki burnunda. Kapris Otel'in orada. Ev gerçekten denize 800 metre. Adam biri yazmış diyor ki ya YouTube'u kullanıyor. Mail adresi var. Yani YouTube kullanan bir adam bir şeyler biliyor. A, B, C biliyor. İnsanlara sen diye hitap edeceğine siz diye bilmeli diyecek gibi bir adam. Ve diyor oraya 3 kilometre. Sen ne biçim yalan söylüyorsun diye. Direkt engelledim. O yüzden arkadaşlar yani ben niye yalan söyleyeyim? Gelirsin şey yaparsın. Ya da yalancıyla nereye varacaksın? Yalan söylüyorsam gelme yani. O kadar basit. O yüzden durum bu değerli arkadaşlar. Denizimiz bu. Çok konuştuysak bağışlayın bizi. 6 milyondan pazarlık var. Allah herkesten razı olsun. O yüzden gelin bakın. Ama yer nerede? Bir akraban var. Bana yeri söyle. Öyle de yapmayın. Biz ekmek istemiyoruz, su istemiyoruz. Gel bir seni tanıyalım. Yani tamam sen iyi niyetliysen ararsın. Dersin bir çay içelim, sohbet ederiz. Ama yok yok ben diyorum göstereyim sana. Abi diyorum neredesin? Gelim. Yok gelme. Ben de buranın konumunu telefonumda hep sev yapamam ki arkadaşlar. O yüzden burayı da özetledik. Saygılarımla iyi günler.